yo, Jill, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know what I like. Gençler, herkese selam. Otolimit kanalına hoş geldiniz. Bugün bizim Samet'in Serçakuşu Polo'nun içindeyim. Onun işi vardı, arabayı bana bıraktı. Arabasında böyle ufak tefek çizikler var. Park ederken sağa sola böyle değdirirsiniz de böyle küçük küçük çizikler olur. Onlardan var. Tabii bu küçük çizikler için de insanın gidip de arabayı ya da parçayı komple boyatası gelmiyor. Özellikle zaten bizim Türk milletinde de araba alırken abi boya var mı, abi değişen var mı, boya var mı, değişen var mı, boya var mı, değişen var mı, anasını zaten değiştirsen zaten daha iyi oluyor da işte bizde farklı bir mantalite var. O yüzden biz böyle küçük çiziklerde tamponu ya da parçayı komple boyatmaktansa ya da işte içine sinmedi değiştirmektense böyle küçük çizikleri rötuş boyasıyla kurtarıyoruz. Tabii ki de komple boyatsan çok daha iyi olur ama böyle ufak tefek çizikler oluyor genelde. Onları böyle fırçasıyla boyuyoruz. Bende Color & Drive'ın ürünü var. Birazdan zaten göstereceğim size. Color & Drive'ın ürünü var. Hatta şurada olması lazım. Ben bunu şeyden nereden aldım? Hepsi buradan sipariş vermiştim. Her arabanın kendine göre boya kodu var. O boya koduna göre sipariş verebiliyorsunuz. Ben kullandım, çok memnun kaldım. Boyalar birebir tuttu. Boya koduna nereden ulaşabilirsiniz? Genellikle arabaların bagaj kısmında, steplerinin altında aracınıza uygun. Aracınızın boya kodu neyse fabrikadan çıkış o yazar. Color & Drive'ın da kendi sitesine girip, bu arada bir reklam değildir. Onun kendi sitesine girdiğinizde şey çıkıyor. Oradan aracınızın marka modeli ve yılını girdiğiniz zaman hangi boya koduna ait olduğunu o şekilde öğrenebiliyorsunuz. İçerisinde şimdi normalde bu kutu böyle değildi. Ama tabii ben kullandığım için birazcık dağıttım. Bu eldivenler bunun içinden çıkıyor. Birkaç tane fırçası var. 2 tane değil yani 10 tane falan içinden böyle fırça çıkıyor. Ondan sonra pastası var. Bakayım bu cilası. Pastası, cilası, temizleme losyonu çıkıyor. 2 tane de böyle mikrofiber tarzında bez çıkıyor temizlemek için falan. İsterseniz pastacılar da sonradan yapabilirsiniz ama ben yapmayacağım. O birazcık daha detaylı bir iş, öyle söyleyeyim. Şimdi hadi gidelim, o ufak çizikleri kapatalım. Gençler, gördüğünüz gibi böyle ufak tefek tamponlarda buruklar var. Tabii çok önemli şeyler değil. Ben sadece rötuş boyasının ne işe yaradığını göstereceğim. Mesela böyle küçük küçük şeyler var. Bunlar önemli şeyler değil aslında ama yine de insanı böyle ufak tefek oluyor da rahatsız ediyor. Böyle taş izleri olabilir. Boyayı birazcık şey yapmak gerekiyor. Yani karıştırmak lazım. Kuruyabiliyor çünkü. Ki bizimki de kurumuş. Şöyle fırçasıyla karıştırıyorum. Bu fırçaları kullandıktan sonra şey yapmak lazım. İyice yıkamak lazım. Tabii önce bir de şöyle bir durum var. Uygulayacağınız bölgeyi önce bir temizlemeniz lazım. Böyle bezi sıkın. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Ben size sadece şu anda göstermek için yapacağım. Biraz hızlı olacak ve sadece burayı yapacağım. Eyvallah abi. Kuruduktan sonra aynı buranın kendi rengini alacak. Esas aslında önemli olan şurayı yapmak lazım da. Dur bakayım. Böyle hem çekip de hem çalışılmıyormuş ya.
Tamam. Yani olayın mantığı bu şekilde. Bunu böyle her yere uygulayabilirsiniz. Ben sadece göstermek için böyle ufak tefek yerleri gösterdim. Yani çok fazla komple yapmayacağım. Hava da zaten sıcak. Bunu normalde akşam yapmak lazım. Kuruyunca da kendi rengini alıyor. Yani siz de isterseniz böyle bir rötuş boyası alırsanız. Gençler bu şekildeydi. Yani bunu yapması çok basit. Ben sadece böyle kısa nasıl uygulandığını göstermek için yaptım. Normalde bunu şöyle yapmanız lazım. Ben birazcık hızlı olsun diye. Yani sadece sürünce nasıl bir görüntü oluyor diye görün diye yaptım. Bunu şöyle yapmanız lazım. O nesne adı değil mi lan bu? Yol vereyim mi? Benim vereyim mi? İyi Nesin abla, senden ne haber? İleri alıyorum. Yok, ben zaten arabadayım diye şey yapmadım. Aha, yoksa buradayım yani, sıkıntı yok. Kusura bakmayın, şey yapamadım. Devam edemedim. Dediğim gibi yani sadece göstermek için yaptım. En azından sürdüğünüz zaman neye benziyor ya da işte böyle dışına taşıyor mu falan filan, her yerimi boyarız, iyi bir şey yapacağım derken daha mı kötü yaparız falan diye belki kafanızda soru işareti vardır diye çektim. Normalde o solüsyonla güzelce orayı komple bir temizlemeniz lazım. Temizledikten sonra bu boya işlemini yapmanız lazım. Ben sadece size göstermek için hızlı bir şekilde hemen boyayı sürdüm geçtim yani. Onun haricinde bunu yaptıktan sonra tabi böyle pastacılığa falan filan da yapıp orayı böyle bir pürüzsüz hale getirebiliyorsun ama bilmiyorum yani, onu biraz daha işten anlayan birisi yapsın. Çünkü pasta boyayı biliyorsunuz birazcık incelten bir şey, boyayı alan bir şey. O yüzden pastacılığa işiyle alakalı yapın ya da yapmayın demiyorum, o size kalmış. Ama rötuş boyasını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben Colorel Dragon da ürünlerinden çok memnun kaldım. Siz de internetten zannediyorum bir ne kadardı ya, 100 lira falan olması lazım yani, yanlış olmasın, tam hatırlamıyorum fiyatını. Öyle bir şey. Siz de alıp gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Özellikle kalabalık şehirlerde yaşıyorsanız, trafiğin çok yoğun olduğu şehirde yaşıyorsanız mutlaka böyle ufak tefek çiziklerle karşı karşıya kalıyorsunuzdur. Rötuş boyasıyla kendiniz bu işleri sanayiye gitmeden, boyacıya gitmeden, bir yere gitmeden, servise gitmeden halledebilirsiniz. İçinize siner mi bilmiyorum ama bu şekilde oluyor. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Saç baş yine dağıldı. Görüşürüz gençler.